Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle bir niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Çünkü arkadaşlar uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun. Hepimizin bambaşka dertleri, sıkıntıları var elbette ki. Ama hayat mücadelemiz her zaman olduğu kadar hep devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Hayatta böyle geçiyor elbette ki. Ama siz yüreğinizdeki sıkıntınıza odaklanın istiyorum. Bakalım neler söyleyecek bize bugünkü açılımımız. Şöyle beraber dinleyelim. Ben neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle Hadi bakalım. Güzellikler bizim olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce. Evet. Göstereceğim sizlere de. İçiniz niye bu kadar karanlık? Bir çaba var. Ortada. E, aslında şu çabaladığınız konu her neyse arkadaşlar. E, her şeyden önce tek bir başınızasınız. Asker gibi çıkmışsınız zaten. E, teksiniz ve geçmişe dönük. E, bakın. Yani yönünüz geçmişe dönük çıktığı için siz geçmişi düzeltmeye çalışır ya da geçmişe takılı kaldığınız anlamına gelir. Şimdi bu sizin benim gördüğüm, buraya baktığımda gördüğüm aslında herkesten gizlediğiniz iç dünyanızın ta kendisi. Kafanızda bir iki kişi var. İki kişiyi üst üste koymuşsunuz. Tam karşılarında duruyorsunuz ve kendi yönünüz tamamen geçmişteki hatayı düzeltmek ya da kendinizi geçmişteki bir konuyla alakalı kıyaslamak bir şekilde bu falda sizin kafanızda iki kişiye hesap sorduğunuz bir geçmiş konunuz var. Yani ya hırsınızı da yenememişsiniz ya öfkenizi de yenememişsiniz. Bir şekilde burada yenilmemiş bir durum var ki haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü hemen önünüzde duran bir ...mahkeme durumu var arkadaşlar... ...kendinizce mahkeme... ...ama bu mahkemeyi şöyle diyebiliriz... Ee, ...ya haksızlığa uğradınız... <laughs> ah, ...çok pardon... ...ya haksızlığa uğradınız... ...ay bu arada çok yaşadığınızı biliyorum... ...siz de görün... ...demeyenler ben demedim tamam mı diye yazmasınlar lütfen... ...teşekkür ediyorum hepinize... ...hep birlikte herkes sevdikleriyle inşallah... Ee, ...şöyle bir, bir resmiyette olduğuna göre... Belki de iç dünyanızda şunu yapmasaydım da şurada bu kadar şu işte imzayı atmasaydım da falan gibi de deniz bir durum söz konusu. işin içinde imzada olduğundan eminim. Hatta bu bayağı bir uzun sürmüş de tekrar hapşuracağım. Bu havalar böyle bir iyi bir kötü gibi ya maalesef. Ee, ben de nasibini alanlardanım. Böyle bir, bir toz geliyor bir güneş geliyor hayda bir yağmur geliyor derken e, maalesef. Zaten koca kış hastaydık aileci resmen. Rabbim şifa versin herkese okuldaki çocuklar herhalde son kez bir, son bir tur atılır gibi görünüyor <laughs> herhalde o havalarda bu havalar bakalım ee, şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar imza atılmış zaten aslında ve siz duygularınızla mantığınızı resmen ikiye bölmüşsünüz yani yapılan olayla alakalı ya bir taraf söz konusu oldu ya da akıllınızla tanı söz konusu oldu ama her şekilde burada bir e, köprü oluşmuş gibi, tatravalle gibi düşünebilirsiniz. Bir sağ tarafta birileri, sol tarafta birileri şeklinde gerilmiş yay gibi duruyor daha çok açıkçası ve atılmış imzalar var aslında burada. Tamam, siz zaten bazı kararları vermiş ve adımları atmışsınız olarak çıkıyorsunuz ve şunu da söylemek istiyorum her şeyden önce gerçekten arkadaşlar her ne yaşamışsanız zaten şurada yaşamışsınız. Hani bazen böyle ben yalnızım ya tek başımayım ya dersin de etrafında bir ordu biter ya birden böyle hiç ummazsın ama birileri seni destekler. Biraz öyle olmuş siz de aslında şu 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 beni desteklemez demişsiniz kendinizce ama öyle de bir desteklemişler ki anlatamam yani o yüzden siz ne yapar Allah yapar arkadaşlar. Dememişler boşuna kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş diye. Siz geçen hafta ne yaşadınız bilmiyorum. Ama bir mahkeme bittiyse sonlanmış. Bir hesaplaşma varsa artık haklılığınız açıklanmış. İş yerindeki bir grupsanız kesinlikle sizin grubun yaptığı olayın daha desteklendiği bir döngüden geçmişsiniz. Yani buna ister iş deyin ister aile deyin ne derseniz deyin arkadaşlar. Burada bir grubun yani aslında bir sizin grubunuzun bulunduğu yerde Alenen zaten insanlar resmen bir şey kutlar gibi, bir şey kutlar gibi çıkmışsınız. Yani sizin önderlik ettiğiniz bir şeyin son vermesi, sizin çok istediğiniz şekilde belki de sonuçları elde ettiğiniz, onu da bilemedim ama neticeye baktığımda şey diyebiliriz. Kesinlikle diyorsunuz ki yani ben bile bu kadarını beklemezdim. Beklemediğiniz çoklukta destekler almışsınız yani çok ciddi destekler almışsınız hem de e sonuçlar bu haftaya açıklanır Yani her neyse bu sizin için açıklanacak sonuçlar e Bu bir hafta içerisinde alacağınız güzel cevaplar var. Yalnız siz niye bu kadar ikilemdesiniz onu anlamadım. Evet ciddi anlamda herkes sizi desteklemiş zaten. Bu ikili tek kalmış. Siz neden bu kadar sürekli böyle bir ikilen? Niye böyle bir iki kol, iki, iki taraf, iki, iki, iki? Ya mantık duygu arasında sıkışmış. ha. Bir de E harfindeki bir insan da mesela hiç beklemediğiniz bir yerde güzel bir tepki vermiş, göstermiş. Şunu söyleyeceğim size. E, hayatınızda özellikle e, iki konu bile varsa... Siz zaten şu Mayıs ayının ilk 10'una kadar 10 gün yok bile arkadaşlar ben size söyleyeyim yani zaten hani e, ayın bir çarşamba mıydı salı mıydı neyse bilemedim ama sonuç olarak şey yani şurada e, 10'una kadar sürmez diyeceğim kadar bir zaman dilimi kalmış olarak çıkmış. Yani sizin hayatınızda müjde oturdu oturacak cevap geldi gelecek arkadaşlar. İkinci bir konunuzla da alakalı ardı ardına aldığınız müjdeler var. E çok çekilemeyen bir tarafsınız. 55 rakamı görüyorum. Gün, ay, saat, yıl, doğumlu, yaşında, para tutarı bilemedim. Ama işte 5. ay olduğu için acaba şimdi bak mesela Mayıs ayı olarak mı değerlendireceğiz? A harfindeki bir insanla S.A. var hatta yanında. Bu harflere sahip olan kişiyle karşılıklı konuşup... bir bir parayı elinize almak olacak sizin hayatınızda ve bu parayı aldığınızda insanlar şaşkın etrafınızın biraz silik olduğunu söyleyebilirim ama asıl haziran ayında bana kalsa bir kurban bayramıdır bu biliyor musunuz? Çünkü çocuklar cuma karne alacak cumartesi günü de arife olacak kurban bayramının baya haziranın 15'ine tekamül ediyor bu kalabalık grupta siz şimdi iki konuyu ya bir müjdeye mi vereceksiniz? ya da iki konunun sonucu ee, bir bayram toplantısı olacak sülale ile alakalı olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Yani ama her şekilde bakın işte olsa bu konu iş bile olsa hani bayram öncesi bayram sonrası hatta şey bir geyik var ya hallederiz bayramdan sonra bayram sonrası haftası olur herkesin çok işi vardır çünkü hep bayramdan sonra ertelemişlerdir. Hani sizin de burada Haziran'ın 15'inden sonraya, bayramdan sonraya ertelenmiş bir işiniz var olarak çıkmış arkadaşlar. Buna ne derseniz deyin artık bilemem. Ama neticede çok net. Arkadaşlar burada bayağı bayram sonrası haftası hayırlısı olsun diyorum. Bir kalabalık kendinizi kanıtlayacaksınız. Bir insanın R yapışı var. Bırakın R yapa dursun ya. Hani herkes şey modunda çünkü inanın bana burada baktığımda görüyorum diyor ki yahu sen deve gibi çıkmışsın bu deve senin çok yorulduğun çok mücadele ettiğin çok aslında hakkını aradığın zaman dilimi evet özellikle bir kişi de şey yapmış zaten ne diyelim ona biliyor musunuz böyle alatenin siyeli ne onunla da işte anladığınız siyeli lambasından çıkar gibi çıkmış bir tane İyilik meleğiniz. Yaptığınızı bulacaksınız arkadaşlar. İyilik yapan hep bulur. Geç bulabilir. Ama kötülük yapan hani diyoruz ya yarına e, kalır ama yanına kalmaz diyoruz ya. İşte sizin de burada yanınıza e, ka, yani yarına kalabilir ama yaptığınız iyiliklerde e, yanınızda da kalmaz. Dolayısıyla aldığınız, yaptığınız her ne varsa ödül ceza bu hayatta görüp çekip öyle bir şekilde e, gidiyoruz ki ödül Kazandığımız için de dert görebiliriz. Onun da karşılığını alıp öyle göçüyor insanoğlu. Ben size şunu söyleyeyim mi? Siz e, yorgun ama özellikle e, haziran ayında da bu konuşanlar var. Bir R yapmaya çok müsait. Şu adam asmaca oyununda böyle e, cineli vardır ya küçük böyle çizilir. Sadece çubuk kollar, çubuk beden. Bir insan çubuk olmuş R yapıyor. Sizin hayatınızda Haziran ayında hani Ramazan bayramında gittiğiniz kişilerle kurban bayramında karşılaştığınız kişiler aynı olmayacak. Bariz derecede karakter, tutum, laf, tavır değişimi var hani bunun asıl sebebi tamamen karşınızdaki kişinin r yapacak haklı olaşınız ispatlayışınızla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Deve gibi duruyorsunuz. Ancak deve e, zor koşullarda yaşayan bir hayvandır. Evet kısmettir de yani diyor ki sen deve oldun elbette ki ama neler de çekti sen biliyorsun. Yani sonuç olarak karşılığını alayım da ben demişsiniz resmen. Göz var tam tepede duruyor zaten. O göz hep olacaktır arkadaşlar. Çünkü siz her ne yaşamış olursanız olun kesinlikle Haziran itibariyle de yani cümle aleme, cümle çevreye hayatınızdaki etken olan herkese, işe, dosta, aileye, eşe her neyse res çekmek demeyeceğim ama hani böyle ım, Ağzının payını vermekse veriyorsunuz. Büyük paralardan konuşuluyor. Bu arada Haziran ayında e, bayramda konuştuğunuz konulardan bir tanesi toplu miras olabilir. İş yeriyle alakalı almanız gereken para olabilir. Hani ailevi konularda ev alacaktığınızda destek olabilir bilemiyorum ama Haziran'da para konusu olduğunu net göstermiş tabak bana. E, özellikle bak yine deve gibi çıkmışsın. İş yerinde de çok emek verensiniz. Kendi işi gibi görüp de çok çalışansınız. Ya da emeklisinizdir ama herkes yan gelip yatmıştır. Siz burada kendinizi parçalayıp da o maaş alanlardansınız. Çok güzel bir güneşin doğduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar siz burada ödüllerinizi net alıyorsunuz. İki kişiyi böyle baş aşağı tutmuşsunuz. Zirvede duruyorsunuz. Resmen burada ayağınıza yapışmış ben beni de affet e, kişisi var. Çok da umursamayacaksınız. Hak ettiği yerde herkes hak ettiği yerde. Demiştim ya herkes yaşattığını yaşamadan göçmeyecek. Bu insan böyle düşmeye hak etmiş birisi. Yani sizin ona ekstra merhamet etmenize gerek yok. Zaten sizi düşürmek istediği yere kendi düşmüş. Kendi düşen ağlamaz deyip çekilin kenara. Önünüzdeki özellikle para kapınızın çok açık olduğunu söyleyebilirim. Ailedeki olayları da bak yine SŞ harfleri vermiş. E, kesinlikle burada e, zaten kafanız işkolik misiniz siz? Kafanızda hep iş olayları var. Düğüne gitmişsin kaldır kollarını oyna. Ama sen iş öyle, iş böyle. Geldi para gitti insan. Ona şunu söyleyecektim bunu böyle yaptım mı? Kafanız resmen iş ve paranın yönetimiyle alakalı. Zaten ailedeki olayları da netleştirmiş olacaksınız. Bakın şimdi burada ben bir çift görüyorum. Görüyor musunuz? El eleler. Dokuzuncu ay evlilik. Dokuzuncu ay nişan söz. Dokuzuncu ay isteme. Dokuzuncu ay sözde tanışma. Dokuzuncu ay bir nişanda tanışma. 9. ayda bir aile kalabalığı, düğün kalabalığı görüyorum ve çok net görüyorum bunu. Yani siz burada bakın yine karşılıklısınız. Kalabalığa bakın. Sırtınızda bir, bir sürü insan yükleri. Arkadaşlar iddia ediyorum gibi bir büyük laf söylemek istemem. Bekar olabilirsiniz. Evli olabilirsiniz. Hayatınızda kimse olmayabilir. Nişanlı sözlü falan filan. Yani yeni ayrılmışsınızdır. Yeni evlenmişsinizdir. Ben burada bir düğün kalabalığı görüyorum. Diyeceksiniz ki ben yeni evliysem ne alaka? Cemiyete gideceksiniz ve aile bireylerinizle olan konularınız gündeme gelecek. Ben burada birbiriyle anlaşmış bir karı koca gördüm. İster uzlaşma sağlamış evli çifteyin, ister kafaları uyuşmuş yeni bir çifteyin. Söz tarihi de koyun, evlilik tarihi de koyun, sonunda el tokalaşır anlaşırsınız. Yani demem o ki ilişki kısmını herkes kendi hayatına göre de şekillendireceği için aman ha Allah korusun bekarlık sultanlık da diyor olabilirsiniz. Ama bunu derim ki ben büyük laf konuşmayınız. Bir kalabalık var. Oğlanıma nişana gidersiniz. Kıza mı istemeye gelirler? Orayı da bilemem. O yüzden burada bir çift var ve yani okey tamam deyip el tokalaşıyorlar. Daha ne olsun. Çok işkoliksiniz, bu kadar tabii ki de işkoliksiniz. Paranızı çok büyük kazanacaksınız. Paranızı kazandıkça ailevi olayları da rahatlattığınızı görüyorum. E, para rızkınızın çoğalacağı bir zaman dilimindesiniz. Allah daha çok versin. Şimdi iş tarafıyla ilgili üç kişinin kutlayacağı bir konu. Patron, amir, müdür, sen, o, bu, şu dediğiniz kişiler. Bu parayı siz alırsınız. işkolik yani ayağınızın altında ötelediğiniz biri var ya dedik ya kendi düşen ağlamaz diyeceksin sen yoluna bakacaksın. Ama sen orada oturmuş bir zirvedesin. Resmen 3 kişi kutlama yapacaksınız. Yani müdür müsünüz amir misiniz çıktı mı aldınız toplu parama geldi ne bileyim satılmaz dediğiniz yer sonunda satıldı mı bir şey kutlaması var ama o para büyük özellikle şuraya düştü aile içerisindeki dünyandan mı memnunsun herkese eşit davranıyorsun zararın dokunmuyor zararı olanlar yok yeni düşman kazanmasın dostunu da kaybetmezsin var olan dengeni korumaya devam ediyorsun evlilikle ilgili bana kalsa yeni bir evlilik denge kuruluyor burada anlaşma sağlanıyor sudan almış toprağa döküyor duygu mantık dengelenmiş yani aslında sen taraf duygu akıl düşünce zaman da denge sağladığını, artık anlaşma yaptığını göstermişti. Bir el tokalaşması vardı. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, her ne aşamada olursanız olun ilişki için en azından ee, ben burada anlaşan bir çift gördüm. Allah yolunuzu açık etsin. Herkes mutlu olsun yuvasında diyorum. Tabii ki de bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğü sizlerin. Beni her zaman yani ilk günden beri bile Takip eden, her gün dinleyen, sesimin aslında iyi geldiğini söyleyen, özelden mesaj atarak duygularını belirten, her yaptığım videonun altına yorumlarını eksiltmeyen, her bir yüreğe kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. İyi ki sizler de varsınız, unutmayın. Ben sayenizdeki enerjidir aslında. Bakın hapşırıyorum, tıksırıyorum. Sesim berbat olsa da çıktım, seslendirdim. Ee, çok kötü hastalıkla sınandığımız zamanlarda dahi yani o yüzden ben bunun karşılıklı olduğunu bildiğim için yapıyor olduğumu da biliniz. Geçmiş olsun dilekleriniz ve de işte çok yaşa sözlerini cevap veriyorum. Bazen tabii ki de uçlar çıkabiliyor benim e, zaten e, o uçları kastetmedim hepiniz biliyorsunuz gönlünüze O yüzden çok 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 teşekkür ediyorum İyi ki sizlerle varsınız sağlık diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar güzel bir haftaya başlayalım Yarın İnşallah bugün de güzel kapatalım diyorum bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın